Az sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Hitler'in komutanı olan Hermann Göring, savaş zamanında Almanya'daki en ilgi çekici adamlardan biriydi. Nazi elitinin en karizmatiği bile olabilir. Muhtemelen iyi bir mizah anlayışı vardı. Diğer yüzünde ise karanlık, manipülatif, kindar bir kişi vardı. Ciddi bir madde bağımlılığı sorunu olduğuna dair şüphe yok. Ağrı kesicileri leblebi gibi yerdi. Nürnberg davaları sırasındaki intiharı 70 yıldan beri bir gizem. İnsanlar haliyle potasyum siyanüre odaklanmıştı. Baş şüpheli oydu. Göring hayatını sonlandıran bu zehri nasıl ele geçirmeyi başarmıştı? Öncelikle içerik kendimi soktu. İkinci soru, arkadaş olduğu Amerikalı mı içeri soktu? Yani Nürnberg hapishanesine. Wilhelm Hermann Göring. Bence bunlar söylenti ve komplo teorileriydi. Elektrik kablosu. Tüm dünyada intihar denmişti ama bu çürütülmüştü. Dünyada yeriliyor. Bizim taraftaydı ama en sonunda öldürülmüştü. Destekçilerimiz bize fon sağlamaya çalışıyordu. Nazi cinayet gizemleri. Nürnberg, Almanya. ...1946 yılının ilk yarısında Nazi Almanya'sının en güçlü isimlerinden biri olan Hermann Göring, Nürnberg'deki müttefik mahkemesinde asılarak ölüme mahkum edildi. Hazırlıklar yapıldı. Ama idamının arefesinde son bir kez meydan okuyan Göring, kendi kaderini belirledi ve celladını aldattı. İntiharı müttefikleri şok etmişti. Ama aynı zamanda bir soru da ortaya attı. Sıkı bir şekilde korunan, maksimum güvenlik hapishanesinde siyanür kapsülünü ele geçirmeyi nasıl başardı? Bütün zaman boyunca yanında mı taşıdı? Cezaevi gardiyanları tarafından yürütülen kapsamlı kontrollerden nasıl sakladı? Yoksa onu koruması gerekenlerden mi yardım aldı? Berlin, Almanya. Hermann Göring, Nazi Almanya'sının en güçlü siyasi liderlerinden biri haline gelmişti. En büyük bir karakter olarak kendisine eşit ölçülerde hem hayranlık duyuldu hem de korkuldu, hem de nefret edildi. Bir zamanlar Göring, Adolf Hitler'in yakın bir sırdaşıydı. Fakat savaş ilerledikçe kısa sürede gözden düştü. Baviera, Almanya. Hermann Göring'in doğum yeri. Göring biraz tuhaftı. Özellikle yetiştirme tarzı daha düşük orta sınıf kökenleri olan diğer Nazi liderleriyle karşılaşınca gerçekten farklıydı. Göring'in yüksek sosyeteden geldiğine dair işaretler vardı. Çok erken yaşlarda askeri kariyer için adım atmıştı. Askeri yatılı okullara gitti. Ve askeri kariyeri gençliğinde başladığında Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın en çok düşman indiren hava pilotlarından biriydi. Göring'in savaştaki eylemleri Almanya'da bir kahraman olarak görülmesine sebep oldu. Ama kibri, filodaki diğer askerlerin nefretini kazanmıştı. Kariyeri boyunca onu zorlayacak bir durumdu bu. Savaş bittikten sonra bile Almanya'nın kaybettiğini kabul etmeyi reddetti. Bunun yerine Almanya'nın cumhuriyetçiler, komünistler ve Yahudilerden oluşan liderleri tarafından ihanete uğradığı konusunda ısrar etti. Savaşın sonunda birçok Alman subay gibi o da Almanya'nın yenilgiye uğradığı gerçeğini kabul edemeyecekti. İskandinavya'da ilk karısı Karin'le tanıştığı dönemde akrobatik uçak gösterileri yaparak
kısa bir dönem geçirdi. Daha sonra kendi memleketi Bavyera'ya döndü ve Nazi Partisi'nin toplantısına katıldı. Göring kendini temsil edecek bir hareket arıyordu. Kendisi gibi diğer gazilere de cazip gelecek bir hareket olmasını istedi. Ve bu yüzden bu hareketle yakından ilgilendi. Aynı zamanda genç Nazi partisini, Hitler'in partisini sevdi. Çünkü küçüktü. Hızlı bir şekilde yükselebileceğine inanıyordu. Nazi partisinin bu küçük göletinde büyük bir balık olabilirdi. Bir yıl içinde Hitler ona Nazi yarı askeri kanadını SA'yı verdi. Örgütsüz bir grubu 11 bin askerden oluşan organize bir birime çevirdi. Ve Hitler Göring'in büyük bir avantaj olduğunu gördü. Çünkü sadece Almanya'nın en büyük madalyası olan Purle Merit'e sahip bir savaş kahramanı değildi. Ayrıca yüksek sosyete ile de teması vardı. Yüksek sosyete de Hitler'in hiçbir zaman davranamadığı kadar rahat davranabilir. Ve onlardan Nazi hareketi için bir fon yaratabilirdi. Yani para demekti. İnsanlara istediğini yaptırabiliyordu. İnsanların sizi sevmesini ve güvenmesini sağlamak önemli bir özellik. Özellikle halkın önündeki biri için, değil mi? Yani zirveye çıkmayı başaran insanlar bazen karizmatik olmadığı halde bunu başarıyor. Çünkü ne yaptığını bildikleri izlenimini yaratıp kendilerine güvenilmesini sağlıyorlar. Göring'in ise özgüvenin otoriteyle ilginç bir bileşimi olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda karşılıklı gülebileceğim bir adam gibi de görünüyordu. Bu öyle bir paradoks işte. Göring değerini ve sadakatini 1923'te bir daha kanıtladı. Naziler Münih'teki birahane ayaklanmasında iktidarı ele geçirmeye çalışmıştı. Nazi Partisi'nin ilk yıllarında Hitler, Kasım 1923'te Münih'teki bir birahanede iktidarı şiddetle ele geçirmeye çalıştı. Ve Göring bunun önemli bir parçası oldu. Polis kordonuna karşı çıktıkları zaman polisin ateş açtığı sırada yürüyüşçülerin ön safındaydı. Göring yaralandı. Seken bir mermi bacağının üstünden neredeyse kasığını vurdu. Innsbruck, Avusturya. Göring'in kurşun yarası Innsbruck'ta tedavi edildi. Ameliyat için morfin verildi. Bu ömür boyu süren afyon bağımlılığının başlangıcı olacaktı. Göring'in uzun süren madde bağımlılığı 1920'lerde başladı. Yaralanmıştı, vurulmuştu. Acısını azalsın diye narkotik ilaçlar verildi ve bağımlılığı böyle başladı. 1925'e gelindiğinde Göring şiddetli ve saldırgan bir uyuşturucu bağımlısı haline gelmişti. Karısı ve ailesi hem zihinsel hem de fiziksel gerilemede çok şaşırmıştı. İsveç'te Langbro'ya sığınma başvurusunda bulundu ve tehlikeli bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu belgeledi. Tedavi gördüğü sırada bir ara deri gömleği giydi. Şöyle söyleyeyim, 1920'lerdeki kliniklerin durumunu tahmin edebilirsiniz. İki yıldır ciddi bir madde bağımlılığı vardı, buna şüphe yok. İnsanlar onun hakkında konuşmaya başlamıştı. Göbel ona esrar keşfiyordu. Göring'in itibarı bağımlılığıyla lekeleniyordu. Hayatı çok seven bir adamdı ve bağımlılığı vardı. Bu da Göring'i etkilemiş diye düşünüyorum. Yani hayatına ciddi etkileri olmuş, bu kesin. 1933'te Hitler Almanya'nın şansölyesi seçildi ve Göring'i bakan olarak görevlendirdi. Rusya ve Reich Havacılık Komiseri, İçişleri Bakanı. Nişandan nihayet gizemli koşullarda kendi hayatını alacağı Nürnberg hapishanesine uzun bir düşüşü olacaktı. Ancak kariyerinin zirvesinde bile Göring hiçbir zaman bağımlılığından tam olarak kurtulmuş değildi. Davranışları da gözden kaçmadı. Son derece dikkat çekici olan şeylerden biri de morfin bağımlılığından önceki ve sonraki davranışları arasındaki farktı. Davranışları üstünde kontrol sahibi olduğu zamanlardan kontrolü kaybettiği zamanlar arasında çok fark vardı. Nürnberg duruşmalarına kadar bağımlılığını ve nihayetinde hayatını kontrol altına alamadı.
Ancak bu zaman içindeki sıkıntılarına rağmen Göring etkili bir lider olduğunu kanıtlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında bütün cephelerde birçok başarılı seferlere ve zaferlere liderlik etti. İlk yıllarda etkili bir liderdi. Nazilerin yeniden silahlandırma programından sorumluydu ve Luftwaffe'yi inşa etmekle görevliydi. Naziler için büyük bir cephe adamıydı. Naziler iktidarı ele geçirmeden önce Reichstag'ın sözcüsü oldu ve parlamentoyu manipüle etti. Hitler'in ilk koalisyon kabinesindeki 3 Nazi'den biri oydu ve Gestapo'nun ilk başkanıydı. Bir sürü işi vardı ve neredeyse hepsini verimli bir şekilde idare etti. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde çok fena eline yüzüne bulaştırmaya başladı. Her zaman Luftwaffe ile ve yapabileceği şeylerle övünüyordu ama aslında olayları net takip edemiyordu. Volgograd, Rusya. Resmi olarak Stalingrad. ...1943'te Alman 6. Ordusu Stalingrad'daki Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Sayılarla hükmen tükenmiş olan Hitler, Göring'in onlara en az 300 tonluk günlük erzak sağlama vaadine dayanarak savaşmaya devam etmelerini emretti. Hitler'e Luftwaffe'nin Stalingrad'da kuşatılmış 6. orduyu beslemeye devam edebileceğine dair güvence verdi. Ve bu nedenle Hitler 6. ordusuna çok geç olana kadar çekilmeyi yasakladı. Göring sadece söz verdiği tedariklerin bir kısmını sunabildi. Gönderilen 285 bin askerin sadece 5 bini Almanya'ya dönebilecek kadar yaşayacaktı. Tamamen saf dışı kaldılar çünkü Göring orduya havadan besleyeceği sözünü tutamadı. İlaçların uzun vadede muhtemelen verimliliğini engellemede bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Stalingrad yüzünden Hitler ve geri kalan herkes Göring'den nefret ediyordu. Hitler'e yabancılaşmaya başlamıştı. Bu savaştan kurtulmamız gerek diye düşünüyordu. Müttefiklerin ağzını yokladı. Bence müttefikler bunu iyice düşündü ve Nazilerden herhangi biriyle pazarlık etmek istemediklerine, onları yargılamak istemediklerine karar verdiler. Bu oldukça açıktı çünkü Churchill bu insanlarla pazarlık etmek istemediklerini söyledi. Bunlar batan gemiyi terk eden farelerdi. İntikam alacağız ve mahkemeler kuracağız. Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi sıyrılamayacaklar. Onları yargılayacağız. Suçlu bulup idam edeceğiz hepsini. Onlarla başa çıkmanın yolu budur. Berlin, Almanya. Savaşın sonuna doğru Rusların yaklaşmasıyla Hitler sığınağını terk etmeyeceğini açıkladı. Berlin'de kalmaya ve kendi hayatını almaya karar vermişti. Hitler'in planlarını öğrenen Göring bir telgraf gönderdi ve lider olarak devralma izni istedi. Fakat Hitler, Göring'in yönetimi ele geçirmeye teşebbüs ettiğini düşündü ve onu ihanetle suçlayıp zorla görevinden istifa etmesini sağladı. Adolf Hitler'in intiharından birkaç gün sonra Mayıs 1945'te Göring Amerikan kuvvetlerine teslim oldu. Kendini Amerikalılara teslim etmesine rağmen mücevherleri ve savaş sırasında biriktirdiği sanat eserlerini bırakmamakta kararlıydı. Şişman, hassas, tamamen dağılmış haldeydi. İlk savaş suçlularından biri yakalandı. Hermann Göring. Bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Göring'in gözaltına alınmasıyla müttefikler Nürnberg'deki birçok kamu savaş suçu davasına başlamaya hazırdı. Ancak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı müttefikler için gerçek bir endişe kaynağıydı. Göring'in ayağa kalkacak kadar uygun olduğundan emin olmaları gerekiyordu ve bu görev Teğmen Albay Douglas Kelly'e düştü.
Douglas Kelly Amerikalı bir psikiyatrdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ordusuna hizmet etti. Kelly davalarını bekleyen bu çok yüksek rütbeli Alman grubuyla ilgilendi. Hermann Göring ve Rudolf Hess, Alfred Rosenberg ve Julius Streicher gibi askeri ve hükümet liderlerinden oluşan toplam 22 kişi. Babamın eline dünyadaki bazı en ünlü suçlularla ve sosyopatlarla çalışma şansı geçmişti. Kelly'nin Alman liderlerle ilk görevi oldukça basitti. Onları incelemek ve duruşmaya uygun olup olmadıklarını belirlemekti. Onlara karşı suçlamaları ve suçlu oldukları herhangi bir şeyden sorumlu tutulmak için zihinsel kapasiteye sahip olup olmadıklarını anlamaktı. Ve neredeyse hepsini iyice tanıdı ve bazılarının psikiyatrın bakış açısından diğerlerinden daha ilginç bir duruma sahip olduğunu anladı. En ilginçlerinden biri de Hermann Göring'ti. Kelly'nin hayatı ve çalışmasıyla ilgili bir kitap yazarken yazar Jack Elhay, Nürnberg'teki döneminden kalma Kelly'nin araştırmasının kutularını ortaya çıkardı. İçeriği Nazi Almanyası'nın en güçlü adamlarından birinin zihninde neler döndüğüne dair bilgilerle doluydu. Göring ilk kez yakalandığında ve Lüksemburg'da hapsedildiğinde üstünde binlerce ilaç tableti vardı. Muhtemelen Hermann Göring'in bağımlı olduğu maddelerdi. Göring'in ağrı kesicilerle geçmişiyle ilgili ilginç şey, bu ilacın savaş sırasında üretildiği yegane yer Almanya'ydı. Ve Göring, fabrikaları kendi için daha yüksek üretime yönlendirmeyi başarmıştı. Böylelikle savaşın sonunda bu ağrı kesicinin Almanya'daki yegane tüketicisiydi ve günde yaklaşık 100 tablet tüketiyordu. Kelly, Göring'in toplantılar sırasında leblebi yer gibi ağrı kesici attığını görmüştü. Bunun onun düşüncesi ve davranışları üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünürdü. Bir etkisi oldu da savaşın sonunda Göring kötü durumdaydı. Nürnberg, Almanya. ...1945'te Nürnberg'e geldi. Kiloluydu ve madde bağımlılığı vardı. Bunlar hapishaneyi onun için iyice zorlaştıran bazı etkenlerdi. Burada adalet sütunlarının yanında hapsedildiler. Kendilerini duruşmaya hazırlıyorlardı. Nürnberg'de Almanya'nın en büyük savaş suçlularının yargılanmaları için hazırlıklar devam ediyor. Ve Hitler'in Nazi tapınağı artık Nazi mezarı olacak. Nürnberg'in yargılamaların yapılacağı mahkeme binasında Alman mahkumlar mahkeme salonunu genişletmek ve yenilemek için çalışıyorlar. Amerikan gözetiminde tüm dünyayla gelişmeleri paylaşabilmek için yayın kabinleri ve baskı tesislerini kuruyorlar. Kelly'nin asıl görevlerinden biri Göring'in yargılanma döneminde bağımlılığını yönetmesine yardımcı olmaktı. Fakat başka bir gündemi de vardı. Bir Nazi'nin kişilik tipini tıbbi olarak belirleme ve tanımlama çalışmasının trajik sonuçları Doktor Kelly'yi uzun süre rahatsız edecekti. Kelly mahkumlarla ilgili çalışmasının sonucunda çıkan hipotezinde çoğunun ortak sorunları, benzer suç eğilimleri ve psikiyatrik bozuklukları paylaştıklarını belirtmişti. Kelly hastalarının psikolojik durumunu değerlendirmeye başladı. Ama bu kolay bir iş değildi. Göring istediğini ona vermeyecekti. Soğuk ve kibirli davrandı. Ama Kelly itiraz etmedi. Göring gibi o da gerektiğinde büyüleyici, esprili ve manipülatif olabilirdi.
Kelly ve Göring'in ortak özelliklerinden biri başkalarını manipüle etme becerisiydi. Tabii ki tüm halkın düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini manipüle etmişti. Her ikisi de usta manipülatörlerdi ve ustaca birbirlerini manipüle ediyorlardı ve bir dereceye kadar farkındaydılar. Kelly değerlendirmesine devam etti ve kısa bir sürede karşılıklı bir saygı oluşturdu. Göring, Kelly ile işbirliği yapmaya ve testlere katılmaya başladı. Ona güvendiği an Rorschach testiydi. Bu uygulaması basit bir testti. Kişi üzerinde mürekkep lekesi bulunan bir dizi karta bakıyordu. Tamamen soyut görüntüler, hiçbir şeyi temsil etmezler. Katılımcıdan gördüklerini ve yorumladıklarını anlatmaları istenir. Kullanmak istediği bir diğer konu tematik uygulama testi olarak adlandırılıyordu. Temsili bir görüntü, bir sahnenin fotoğrafı ya da resmi katılımcılara gösteriliyor. Göring'e gösterdiği görüntülerden biri, her iki tarafında kadın olan bir çiftlik işçisiydi. Kadınlardan biri tarlada yardımcı olan başka bir işçi tipi olarak görünüyordu. Diğeri belki de bir şehir kızıydı. Ve ayrıca bir kitap yığını duruyordu. Ve Göring'in bu görüntüden anlattığı hikaye, iki kadın arasında parçalanmış bir adam hakkındaydı. Kendisine daha yakın olan ve kendisinden daha entelektüel olan iki kadın arasında. Kelly bunu kendi iki karısından bahsediyor olarak yorumladı. Kelly ayrıca Göring'in bağımlılığıyla baş etmesine de yardımcı oluyordu. Göring'in karakterine dair bazı içgörüler vardı. Göring'in boş, narsistik, kendi imajı ve temsil ettiği hükümet imajı konusunda takıntılıydı. Göring'e şekle girmesi, uyuşturucu bağımlılığını yenmesi, kilo vermesi yargılama sırasında yalnızca dünyaya daha iyi görünmekle kalmayacağını, ne tür bir adam olduğunu göstereceğini de söyledi. Göring tavsiyesini dinledi ve ilaçlardan uzak durdu. Çok geçmeden de gözle görülür bir şekilde toparlandı. Farklı görünüyordu. Kilo vermişti. Başka bir Göring olmuştu. Başka bir adamdı. Zihni açıktı. Ve duruşmasına da tamamen hazırlanmış bir hali vardı. Fiziksel sağlığındaki ilerlemeler psikolojik sağlığını da etkilemişti. Nürnberg'e getirilen fazla kilolu, ilaç bağımlısı yoktu artık. Keskin, planlı ve acımasızdı. Tekrardan Göring olmuştu. Savaştan önceki gücüne kavuşmuş bir Göring. Temizlenince kim olduğu anlaşılır bir hale gelmişti. İlaçlara başlamadan önce kim olduğu netti artık. Göring eski manipülatif haline bürünmüştü. Ve onu hizada tutması gereken askeri gardiyanlarla bağ ve dostluk kurmaya başlamıştı. Göring çarpıcı kişiliğini kullanarak gardiyanlara yanaşıp özel muamele beklemeye başlamıştı. Göring bu tip insanları tanıyordu. Onları etkilemek için birkaç espri yaptı, hikaye anlattı ve ilgilerini çekti. Bir tür ünlüydü değil mi? Bu gardiyanlar, kamunun dilinden düşmeyen bu adamın bir tür ünü olduğunun farkındaydı. Ne kadar vahşi bir geçmişi olduğunu unuttuklarını düşünüyorum. Yoksa böyle düşünmezlerdi. Arkadaşları tarafından Tex olarak bilinen Jack Wills, duruşmalarda Nazi yüksek komutasına gardiyanlık yapan genç bir Birleşik Devletler Ordusu komutanıydı. Göring muhtemelen ortak avlanma ve silah sevgisi konusunda Tex'le arkadaşlık kurmuştu ve ikisi de sık sık hapishane çevresinde konuşuyorlardı.
Diğer muhafızlar çok yakın olduklarını ve Göring'in kendi kişisel eşyalarından değilse pahalı hediyeler verdiğini biliyordu. Tex Göring'den birkaç eşya kabul etmişti. Hatta Göring altın bir saat bile teklif etmişti. Tabii ki Göring oldukça ünlü biriydi. Ve ondan bir şeyler almak da ilginçti. Göring'in hapishane gardiyanlarında kullandığı başlıca manipülasyon noktaları onları eğlendiriyor, önemli hissettiriyor ve bir şeyler veriyor olmasıydı. Yani basit şeyler. Mahkumlarla dostluk kurmak ve onlardan hediye almak kesinlikle yasak olsa da gardiyanların çoğu eşlerine ve kız arkadaşlarına götürmek için hediyelik eşya ve hatıra isterdi. Tarihin çok önemli bir anı olduğunun farkındaydılar. Ve bu yüzden de sanıklardan bazı eşyalar ya da ilginç bazı bilgiler almak herkes için önemliydi. Eşyalarını hediye olarak vermekten, imzalar ve imzalı fotoğraflar dağıtmaktan mutluluk duyuyordu. Ama Göring elbette karşılığında bir şeyler bekliyordu. Ve zamanı geldiğinde iyiliğinin meyvelerini toplamak için aynı muhafızları çağıracaktı. ...1945 yılının Kasım ayının sonunda savcılık davalarına hazırdı. Mahkeme odası ve sahne inşa edildi. Göring'in suçlarıyla yüzleşmesinin zamanı gelmişti. Aylar sonra Nürnberg'de yargılanmaya başladı. Zayıfladı, üniforması üzerine bol geliyordu artık. Ve baştan sona tüm davalarda yıldız oydu. Bu kesinlikle Göring'in son gösterisi oldu. Hermann Göring sanık koltuğundaki en ünlü adamdı. Sanıklar arasında şüphesiz en ünlü olanı ve kendisini bir yıldız gibi gösteren bir yapısı vardı. Göring savaş suçları, komplo, savaş saldırganlığını sürdürmek ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere 4 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Mahkemeden suçluluğu ya da suçsuzluğu hakkında savunma yapması istendi. Göring bu soruya tek kelimelik bir cevabın yetmeyeceğini düşünüyordu. Suçlu olup olmadığım konusundaki mahkemenin sorusuna yanıt vermeden önce... Mahkemeye sanıkların açıklama yapmaya hakları olmadığını bildiririm. Suçlu ya da suçsuz olduğunu söylemeli. Kendimi bütün suçlamalardan suçsuz buluyorum. Göring suçsuz olduğunu iddia etti. Güçlü bir savunma ileri sürdü. Yargılamalara hakim oldu. Ve suçlayıcılarına güldü. Hatta diğer sanıkları da ifadelerini değiştirmeye ikna etti. Göring'in inanılmaz bir kişiliği vardı. Nürnberg'de baskın bir figürdü. Nazi dönemindeki sanıkları 24 kişiyi devraldı ve az çok savunma da yaptı. Davalarda kendini eğlendirdiğini, tadını çıkardığını düşünmüyorum ama sanırım bir son hamle yapıp tarihe geçmeye karar vermişti. Bu da onun ezici egosunu gösteriyordu. Nürnberg son şovuydu ve orada o en iyisini yaptı. Göring'in savcılık için işleri kolaylaştırmak istemediği açıktı. Savunması için gizli, kaçamak cevaplar ve makul mazeretler verdi. Bir noktada iyi diyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na yol açan bütün bu kararlara katıldınız diyorlar. O da size Münih Konferansı ile ilgili iyi bir şey söyleyeceğim diyor. Chamberlain'in bize her şeyi vermek için bu kadar kıvranmasına inanamadım. Ah tanrım demiş, İngilizlerin Çekoslovakya'yı öylesine kolay bir biçimde bize vermesine inanamıyorum. Öylece alıverdik. Şimdi bunu yaptığımız için bizi suçluyorsunuz. Biliyorum ki Batı demokrasisi de bu savaşa katkıda bulundu. Bu iyi bir argüman değil mi? Tabii ki. Ödün vermeler sayesinde Hitler bir şey yapmadan çok sayıda yer almayı başarmıştır.
Duruşma süresince mahkeme toplama kampları ve zulüm filmleri gösterdi. Gördükleri karşısında Göring bile şok olmuş gibi görünüyordu. Hala Hitler'in ve sizin Yahudileri yok etme politikasından haberdar olmadığını mı söylüyorsunuz? Zaten söyledim. Bu şeyin bu kadar ileri gittiğini hiç bilmiyordum. Yani dereceyi bilmiyordunuz. Ama Yahudilerin tasfiyesini amaçlayan bir politika olduğunu biliyordunuz. Hayır, Yahudilerin tasfiyesini değil. Sadece belli başlı şeylerin gerçekleştiğini biliyordum. Göring tamam dedi. Hitler'in özel varisiydi. Üçüncü Reich'ta güçlü bir adamdı. Ve birçok şeyden de sorumluydu. Ama Yahudilere karşı işlenen suçları kesinlikle bilmiyordum. Bu Himmler'in suçu. Goebbels'in de suçu vardı ama bu adamlar Nürnberg'de değildi. Onlar intihar ettiler. Evet, Göring'in neden böyle davrandığı oldukça açık görünüyordu. Göring'in kendi savunması 14 gün sürdü. Ve duruşmanın sonunda mahkemenin kararını duydu. İlk Ekim 1946'da karar mahkeme başkanı Lord Lawrence tarafından verildi. Wilhelm Hermann Göring. Komplo suçu, barışa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulundun. Asılarak idam. Aynı ayın 16'sında asılacaktı. Göring bu cezayı kabul etti. Ancak nasıl olacağına kendi karar verdi. En kızdığı şey asılacak olduğu gerçeğiydi. Gerçek bir asker gibi atış demi tarafından gerçekleşmesini istemişti. Mermiyle ölüm. Daha önce mermiyle karşılaşmıştı çünkü ve bu talebi reddedildiğinde kendi ölümüne kendi karar vererek son gülen olmaya o zaman karar verdi. Asılmadan önceki gece Göring bir siyanür kapsülü aldı, ağzına yerleştirdi ve zehri serbest bırakmak için ısırdı. Birkaç dakika içinde Göring hücresinde öldü. Kendi istediği şekilde bitirmeye karar vermişti. Bu müttefikler için utanç vericiydi. Bütün dünya nasıl bir siyanür kapsülü bulmayı başardığını soruyordu. Yani bu işin içinde büyük bir gizem vardı. Gerçekten büyük bir gizem. Ona siyanür kapsülünü kim vermişti ki? Göring bir intihar notu bırakmıştı. Kapsülleri teslim olduğu andan beri tuttuğunu iddia ediyordu. Ancak birçok tarihçi bunun imkansız olduğunu iddia etti. İçeriden yardım almış olmalıydı. İlk soru şu, içeri kendi mi soktu? İkinci soru, Nürnberg hapishanesinde arkadaş olduğu Amerikalı mı içeri soktu? Yani siyanür kapsülünü hangisi sokmuş olabilir ki? Nürnberg'e varışında Göring'in eşyalarının envanteri çıkarılmıştı. Ve hapishanenin deposuna götürülmüştü. Eşyaları arasında bir cilt kremik kutusu vardı. Ya da Göring'in eşyalarını iyi kontrol edememiş olabilirler mi? Belki de el kreminin içine saklamıştır. Söylentiler, Göring'in dost olduğu muhafız Jack Wills'in içeri soktuğu yönündeydi. Tüm protokole zıt düştüğü halde Wills böyle bir şey yapabilirdi. Nürnberg, Almanya. Her zaman siyanürün Göring'in eline geçmesini sağlayanın Tex Wills olduğu düşünüldü. Fakat 2014 yılında eski bir Nürnberg muhafızı olan 78 yaşındaki Herbert Lee Stivers
yaklaşık 60 yıldır gizlediği bir sırrı ortaya çıkarmaya karar verdi. Muhtemelen en akla yatkın teori Amerikan muhafızlarından birinin yardım etmiş olması. Nürnberg'e atandığında Stivers 19 yaşındaydı. Bir gün görev başındayken Stivers hapishanedeki işine ilgi duyan Mona adında genç bir Alman kadınla tanıştı. Korunan mahkumlardan birinin Hermann Göring olduğunu keşfettiğinde eski Nazi liderinin imzalı bir fotoğrafını alıp alamayacağını sordu. Onu etkilemek isteyen Stivers Göring'e yaklaştı ve genç kadının adına bir imza istedi. Stivers'a göre daha sonra Mona ile buluştuğunda hassas bir meseleyle ilgili yardım isteyen iki arkadaşıyla tanışma konusunda ısrar etmişti. İki adam Göring'in çok hasta olduğunu ve içinde ilaç içeren bir kapsül olan kalemi hapishaneye sokmasını istediler. Naif ve Mona tarafından büyülenmiş olan adam bu isteği kabul etti. Ertesi gün göreve döndüğünde sözde ilaçlı kapsül içeren kalemi beraberinde getirdi ve Hermann Göring'e verdi. Herbert Lee Stivers vefat ettiği için hikayesini doğrulamak mümkün değil. Fakat birçoğuna göre hayatının bu kadar geç bir döneminde böyle bir hikaye uydurmak için bir nedeni yoktu. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley. Ama Göring'in intiharına yardım etmekte suçlananlar sadece gardiyanlar değildi. Doktor Kelly davalardan sonra Kaliforniya'ya döndüğünde yanında rahatsız edici bir düşünce getirmişti. Testlerin ve tüm görüşmelerin sonunda yaygın bir bozukluğu ortaya çıkarmak için başarısız olmuştu. Bu Kelly için büyük bir şoke olmuştu. Bunun birçok nedeni vardı. En önemlisi bu adamların normal olduğunu gösteriyordu. Düşüncesi bile korkunçtu. Göring gibi Nazilerin dünyadaki düzenli ve sıradan insanlardan ne açılardan farklı olduğunu belirlemek için yola çıkmıştı. Kelly nihayet sonuca ulaşmıştı. Hiçbir fark yoktu. Onu çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Onlar da gördüğü şeyi evde de görebiliyordu. Caddenin karşısında görebiliyordu. Tarih boyunca görebiliyordu. Kelly sonunda hiçbirinin hasta olmadığı sonucuna vardı. Popülasyonda yaygın olan özellikleri sergiliyorlardı. Başkaları üzerinde güç kazanmak için bir fırsat arayan ve ulaşmak için herkesi çiğneyecek insanlar var. Bunun tüm ülkelerde, tüm faaliyet alanlarında bulunduğuna inanıyordu. Bu teşhis edilebilecek ve kontrol altına alınabilecek hasta insanlar fikrinden daha tehlikeli ve daha korkutucuydu. Belki de Kelly keşfettikleri şeylerle yüzleşmek konusunda zor zamanlar geçirdi. Muhtemelen gördüğü ve duyduğu şeyler fazla gelmişti. Doktor Kelly bunlarla başa çıkmakta zorlanıyordu. 50'lerde psikiyatristler yardım istemiyordu. Bu kariyerlerini mahvederdi. Bunun yerine stresini şişelerde bastırdı, içti. Zaman zaman stresin çıkmasına izin verdi. Tıpkı Göring gibi öfkeye eğilimli oluşu gibi. Bir kader gününde Kelly Jr. annesiyle babasının evde düzenli tartışmalarından birine tanık oluyordu. Babam patladı ve oturma odasından çıkıp merdivenlerden ofise çıktı. Ciddi görünüyordu. Bir süre sonra ofisinden çıkıp merdivenlerin tepesinde durdu. Tepede durdu ve artık
buna katlanamadığını söyledi. Bu da potasyum siyanür. Bunu alıp 30 saniye içinde öleceğim dedi. Ofisinde sakladığı siyanürü ağzına koydu ve zehri yuttu. Ailesi olan biteni merdivenin altında izliyordu. Hemen etkisini göstermeye başladı. Basamaklardan düşmeye başladı. Merdivenlerin dibindeki annem koşup onu yakaladı. Yüzündeki ifadenin şaşkınlık olduğunu söyledi. Bu kadar ileri gitmiş ve ölmekte olduğuna o da şaşırmıştı. Annem ve dedem ambulans çağırdı. Dedem boğazından su dökmeye çalıştı. Babama dair son anım potasyum siyanür almamak konusunda bir dersti. Bu son derece korkunçtu. Gerçekten çok korkunç. Kısa süre sonra Göring'in ve Kelly'nin intiharları arasındaki benzerlikler gazetelerde konuşulmaya başlandı. Göring'in 1946'da hayatına son vermesine yardım edenin Dr. Kelly olduğuna dair söylentiler yayılmaya başladı. Tabii ki birçok insan Nürnberg'deki Göring'le çalışmış olduğunu hatırlıyordu. Ve Kelly'nin siyanüre erişimi oluşu Göring'e de yardım etmiş olabileceği şüphelerini doğurmuştu. Ailesi hala bir baba ve kocanın kaybıyla boğuşurken gazeteler ve yerel topluluk tarafından yapılan suçlamalarla uğraşmak zorunda kaldı. 7. sınıf her yerden gazeteciler çıkarken hiç kolay değildi. Potasyum siyanür öncelikli bir ilgi alanı olmuştu. Ona verdiği, hapishaneye soktuğu bir kısmını da eve getirdiğine dair teoriler vardı. Bütün hepsi bir arada düşünülebiliyordu. Ailesi Kelly'nin Göring'in ölümüne karıştığı yönündeki söylentilere dayanmak zorunda kaldı. Ama bunda doğruluk payı var mıydı? Kelly'nin bununla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çeşitli nedenlerden dolayı neredeyse imkansız olan ilk şey Göring intihar ettiği zaman Kelly'nin şaşırmış olmasıydı. Göring'in bunu yapmasını beklemiyordu. Bir diğeri de Kelly Göring'in intiharından yaklaşık 9 ay önce Nürnberg'den ayrılmıştı. Eğer Kelly Göring'e siyanür sağlasaydı o zaman uzun süre muhafaza edecek bir yol bulması da gerekiyordu. Babamın siyanürü içeri sokan kişi olduğunu sanmıyorum. Babam da Göring'de yüzleşmektense kolay yoldan çıkışı tercih ettiler. Bu kolay bir çıkış yolu gibi görünüyordu. Babam Göring'in bu çıkışa sahip olmasını istemezdi. Aynı yolu kendisi seçse de. Nürnberg, Almanya. Göring'in intiharıyla ilgili soruşturma zamanında yapılmış olsa da tam olarak siyanür kapsülünü nasıl elde ettiğine dair kesin bir açıklama yapılmamıştı. Müttefikler belki de gizemin gerçeklerden daha az utanç verici olduğuna karar vermişti. Odalar iyice arandı ama Göring intihar etmeyi başardığına göre yeterince aranmamıştı demek ki. Ve aslında Göring'in eşyaları arasında başka bir siyanür kapsülü daha vardı. Göring öldüğünde buna dokunmamıştı. Göring'in dediğine göre yakalandığında bu kapsüller onunlaydı. Bütün Naziler bu siyanür kapsülleriyle bağdaştırıldı. O kadar içli dışlı dediler ki hiçbir aramada bulunamayacak kadar iyi gizlenmiş bir tanesini yanında taşımış olabilir belki. Bunu bilemeyiz. Nerede olursa olsun saklandığı yerden kapsüle ulaşmasını sağlamak için Amerikalı gardiyanlardan birini de kullanmış olabilirdi. Ya ona hayranlığından, ya ona üzüldüğü için, ya da rüşvet aldığı için muhtemelen ilacı onlar verdi. Asla gerçekten bilemeyeceğiz.